Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Fan halinde olunca kanalı takip eden çok kıymetli, çok değerli kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Neredeyiz? Zonguldak'tayız. Zonguldak Çaycuma'dayız. Zonguldak'a giriş sebebimiz çok kıymetli Sofi bir kardeşimiz var yurt dışından. Hatırlıyorsanız bir ara geçtiğimiz bayramda kendisine röportaj yapmış oldum. Sofi Mesut abimiz var. Onun annesi, rahmetli annesine bayramda oturduk, muhabbet ettik. İkramlarda bulundu, ikramlarını kabul ettik. Annesi rahmetli oldu, geçen pazartesi günü defin oldu. Ondan sonra biz cenazesine gelemedik. Haftalık iznim perşembe günü olduğu için çarşamba günü işten çıktım ve kardeşime ziyarete geldim, taziyeye geldim. 2 saat önce taziyeye geldim. Annesinin kabrine gittik, ziyaretimizi yaptık. Kendisi, Kazım abimiz vardı hatırlıyorsanız, eski muhtar demiştim. İkisi sağ olsunlar bize ilgilendiler. Şimdi burada bir tesise geldik. Tesis de burada, Çaycuma'da. Daha çok henüz yeni. Ben de bu tesiste böyle bir çekim yapayım istedim. Yani Çaycuma'da, Zonguldak'ta böyle bir tesis kazandırmış yatırımcı. Çok teşekkür ederim. Kendisini tanımıyorum, ismini bilmiyorum. Bir çekim yapalım. Hem tesise destek vermiş olalım. Hem de Kazım abiyle Mesut abi burada bir kahvaltı yapalım dediler. Tabii çekimde kahvaltıyı göstermeyeceğiz. Ben de bu çekimi sizinle beraber yapıyoruz. Çekime devam ediyoruz. Bana seslendiler oradan. Ne diye seslendiler bilmiyorum. Buyurun. Değilim, çekimdeyim şu an. Abi kahvaltı hazır, sıcak, soğursa sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Ben bunu şu an çekimdeyim. Abi soğursa sıkıntı olur mu? Yani olmaz mı muhtemelen? Şimdi tesisten bir yetkili arkadaşımız kahvaltının hazır olduğunu söylediler. Siz de duymuşsunuzdur. Şimdi tesisi şöyle etrafını Türk bayrağı başta olmak üzere şöyle güzel bir tesis kazandırmış. Çok güzel bir tesis ve tesisi beraber gezelim, dolaşalım istiyorum arkadaşlar sizlerle beraber. Tabii ki yani sade maneviyat değil, yani dünyalık da Cenab-ı Allah bir Müslüman dünya hayatında Allah'ın emirlerine yönlendiği zaman dünyadaki sunulan nimetlerden tadıp bu nimetin Allah'tan geldiğini kabul edip ne yapmak lazım? Şükretmek lazım. Biz de size kardeşlerim böyle buradan ne yapalım? Tesisi ve etrafını gösterelim. Yolunuz düşerse Zonguldak Çaycuma ve ailece gelebileceğiniz nezih bir ortam. Alkolün olmadığını söylediler. Alkolsüz bir ortam. Tam bir aile ortamı. Ve tesisi beraber gezelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Tesisin giriş kapısı böyle. Tabii ki giriş kapısından içeri girerken bayrağın dalgalanması tabii bir vatansever olarak, bir Türk vatandaşı olarak bize ne yapıyor? Onur veriyor, gurur veriyor. Ve içeri beraber giriyoruz arkadaşlar. Kazım abiyle Mesut abinin bizi bekliyor. O Sofi'yle yana gidelim. Muhabbet edelim ve teşekkür ederim. Ne dersiniz? Evet, giriş böyle. Taş duvardan yapılmış. Girişin iç kısmından görünüşü. Ve devam ediyoruz. Aynı zamanda Zonguldak simgesi olan kömür madeninin burada minyatür yapılmış. Gördüğünüz gibi tesis sahibi onu düşünmüş. Bu civarda kendisi oturuyor. Aldığımız habere göre ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yine söylüyorum, yer Zonguldak Çaycuma ve gördüğüm tesis muazzam bir şekilde yapılmış ve devam ediyoruz. Çekimdeyim şu an beyefendi. Merhaba. Tesisteki çalışan ekibin donanımlı bir ekip olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilgi alakaları çok güzeldi arkadaşlar. Tesiste çekimlere devam ediyoruz. Sizleri bekliyoruz. Güzel, nezih, manzarası harika. Şöyle görüyorsunuz manzarayı. Bir kısmı size gösteriyorum. Yani ayrıca rahat bir şekilde gelebileceğiniz bir tesistir arkadaşlar. Tabii kanalımızı takip etmeye devam ediyoruz değil mi bu arada? Hadi bakalım. Şöyle olduğum yerden bir dönelim. Şöyle etrafı göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bungalov evler var. Şimdi bungalov evlerin içine girerdik ama içinde giremez. Çünkü şu an dolu olduğu için, müsait olmadığı için içeri giremiyoruz. Sadece çevresinde şöyle bir görüntü alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir etrafı göstereyim. Yeşillik bir alan, açık bir alan. Şu manzara görebiliyor musunuz arkadaşlar? Muazzam bir manzara. İşte Allah'a vermiş olduğu bu nimeti tadı nankörlük değil de şükretmek lazım. Yine tekrar söylüyorum. Tesis sahibini tanımıyorum ve kendisine kanal aracılığından, fani alemde olunca kanal aracılığından teşekkür ederim, tebrik ederim. Allah razı olsun diyorum. Güzel bir ortam ve şimdi buranın bir de şöyle kademeli bir şekilde şurada çalışmalar var. Bakın görüyor musunuz?
Şu gördüğünüz paletten yapılmış. Bildiğiniz palet. Ve paletten böyle bir dekor verilmiş. Ve o dekor günümüze ne olmuş oldu? Güzellik atmış oldu. Evet, Sofi kardeşlerim, evet Müslüman kardeşlerim. Çok güzel bir yer, çok güzel bir ortam, nezih bir ortam. Devam ediyoruz. Girelim. Şimdi buradan, şuradan, nereden aşağıda inelim. Bakalım aşağıda neler bizi bekliyor. Hadi bakalım, giriyoruz. Evet arkadaşlar, manzara nasıl? Beğendiniz mi? Güzel değil mi manzara? Gelmeye değer mi? Tabii ki değer. Hadi. Şimdi şu merdivenin aşağı doğru beraber iniyoruz. Şunları bilirsiniz, büyükleriniz bilir. Eski at arabaları toplumda, millete, Türk vatandaşına, annelerimize, büyüklerimize çok emek vermiştir. Bağlarda, bahçelerde, tarlalarda bu at arabalarıyla, öküz arabalarıyla büyük hizmet etmişlerdir. Şöyle bakalım. Şu an bir altı indik arkadaşlar. Ve şöyle bakalım. Tekrar etraflı. Şuraya indik aşağı hatırlıyorsanız. Nasıl manzara? Çok güzel. Devam ediyorum. Devam ediyoruz. Ve bizi buraya getiren abilerim, kardeşlerim. Din kardeşlerim. Yanına doğru gidiyoruz. Onlar çünkü içeride beni bekliyorlar. Ve çekime devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bahsetmiş olduğum gördüğünüz gibi palet, bildiğiniz palet. Güzel bir dekor yapmışlar. Ne oldu? Otantik bir görüntü oldu. Güzel bir konsept oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar bir manzaraya geçelim. Buradan da manzaranın ayrı bir güzelliği var. Görüyor musunuz? Mis gibi değil mi? Kafanı dağıtmak istiyorsan, dinlemek istiyorsan kafanı ne yapman lazım? Gelmen lazım ve görmen lazım. Neyi görmen lazım? Bu güzeli görmen lazım. Kafanı dinlemeye gelebilirsin. Sakin, güzel bir ortam. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir yapı. 3 tane yapı var. Çok güzel bir yapı. Burada özel günleri kutluyorlar aldığım bilgiye göre. Burada bir tanesinin içinde kahvaltı yapacağız. Kazım abim orada bizi bekliyor. Ve kendisine çok teşekkür ediyoruz tabii. Böyle bir imkanı kendisi sunduğu için. Ve kendisine röportaj edelim. Değil mi? Gelmiş. Bungalovlar çatısı gözüküyor. Dediğim gibi müsait olmadığı için çekim yapamıyoruz. Ve devam ediyoruz. Gel. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Neşet abim. Allah razı olsun. Neşet abim, bahsetmiş oldum Neşet abim. Annesi vefat etti. Başın sağ olsun tekrar. Dua bekliyor. Biz de Bursa'dan kalktık. Taziye geldik. Görevimizi yaptık. Şimdi daha önce röportajımızda hatırlıyorsanız eski muhtar Kazım abimiz vardı. Onunla beraber şu an karşılıklıyız. Selamun aleyküm abi. Bir sarılayım sana, tamam mı şimdi? Bu özlem böyle yarıda kalmasın ya. Safa geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne var ne yok abi? Ne güzel bir yer burası böyle ya. Şöyle gidelim arkaya doğru. Çok güzel bir yer kazandırmış buradaki yatırımcı. Sağ olsun var olsun. Ne vadiydi? Unuttum. Vadi? Ne vadiydi hatırlıyor musun? Yeşil vadi herhalde. İlkim vadi mi? Yeşil vadi. Unuttuk. Neyse garsona soralımdır. Garson bey, pardon garson bey, ha Irmak Vadi, okey. Irmak Vadi. Irmak Vadi, tamam. Bungalov evleri diye geçiyor tesisin ismi. Güzel bir işe sağlamışlar. Şöyle farklı bir, otantik bir görüntü vermişler değil mi Kazım abi? Evet. Daha yukarılara çıkmadık. Bu tesis sahibi sağ olsun var olsun, yani Çaycuma'ya hem bir katkı sağlamış oldu değil mi? Gördüğüm kadarıyla. Sağ olsun var olsun, tebrik ediyoruz kendisini. Irmak Vadi, Irmak Vadi, Bungalov ev tesisinin sahibine kan aracı teşekkür ederiz. 1500 kişiye iş imkanı sağlıyor. Ha, fabrikatör birisi, doğru mu lan? Evet, doğru. Sağ olsun, var olsun, kendi bölgesinde ne yapıyor? Yatırım kendi yapmış. Kendi köşeye yatırım yapmış. Ev kurban, Mesut abinin annesi rahmetli oldu. İşte cenazesine gelemedik. Biraz hüzün var. Senin de annen yoğun bakımda yatıyor. Evet. Geçmiş olsun. Annesi, Kazım abinin annesi yoğun bakımda yatıyor. Gelmişken onu da ziyaret ettik. Almıyorlardı ama Allah yardım etti. Geldik, gördük. İnşallah Rabbim sağlığına kavuşturur. Yani ölüm haktır. Yani her şey insan başına gelebilir. Yani biz ölüme de hazırız ama yani ölüm denk gelirse de Rabbim imanlı bir şekilde gitmeyi nasip etsin inşallah.
Kurban, söylemek istediğim bir şey var mı bizi seyreden kardeşlerimizi? Şu an bizi seyrediyorlar. Yani yurt içinden, yurt dışından olsun. Sofi kardeşlerimi seyrediyor. Din kardeşlerimi seyrediyor. Yani aslında yaralıyız değil mi? Evet. Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize Çin halkının, Çin yönetimi yapmış olduğu bu zulmü kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Yani bu insanlık dışı bir davranış. Yani Müslümanlara bu zulmü yapmayı hak edecek yanlış bir hareket ediyorlar. Yani Müslümanlar size ne istiyorlar, ne yaptılar ki size? Yani siz bizim Rabbimize savaş açarak, sizi de bizi yoktan var eden Allah'ı savaş açarak bir şeyler mi yaptınız zannediyorsunuz? Hayır. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yaptığınız için bunun bedelini Allah-u Teala Hazretleri bu dünyada da ahirette de ödettirecektir değil mi? Ondan şüphem yok. Söylemek istediğim bir şey var mı Kazım abi? Vallahi Zonguldak'tan kucak dolusu herkese selam. Bize dua etsinler. Fani alemde olunca kanalını takip etsinler. Etsinler. Aynı zamanda izlediğiniz videoyu beğenmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Burası dediğim gibi Zonguldak Çay Cuma. Çay Cuma'da Irmak Vadi Bungalovu diye geçiyor. Daha çok henüz yeni çevre düzenlemesi hala devam etmekte. Ayrıca gelip görmeye değer alkolsüz bir ortam olduğunun haberini aldık. Bu da tabii ki ayrı bir güzellik almıştır. Yani evinde sıkılan, canı sıkılan, ne bileyim imkanı olan varsa veya bu yakın bölgedeyseniz gelip buraları görmeyi tavsiye ederim. Gelsinler. Mesela ben ilk defa geldim. Sen Kazım abi? Ben de ilk defa geldim. Yani. Ama çok güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. Tamam, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Neredeyiz? Yine söyleyelim. Sen söyle, neredeyiz? Zonguldak Çay Cuma. Gökçebey yolu. Yumurta mı? İki tane oluyor. Hesap ol. Irmak Vadi. Irmak Vadi Bungalov evindeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Tabii şu an garson konuştuğu için sesi arasına giriyor. Tabii yaptığı doğru bir şey mi? Değil. Tamam. Yapacak bir şey yok. Yani kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.